Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlaka Sesi Gazetesi İnsan Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Mersin Torostoy ilçesinde Çelebili Mahallesi'ni ziyaret etti. Muhtarımız Ertuğrul Doygun ile Muhtar Odası'nda röportaj yapacağız. Muhtarın birinci dönem seçilen dinamik muhtarlardan. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz muhtarımız efendim. Allah razı olsun, hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Muhtarımız bizi kırmadı. Biliyorsunuz bugün hafta sonu olması nedeniyle bağda çalışması vardı. Zeytin hasat yapıyordu. Evet. Daha kaldı mı zeytin abi zeytin ya? Zeytin var ya, evet. Evet. Burası tam yayla o zaman. Yani burası 430 rakımında. Evet. Bayağı geç yani yaylayla şeyin arasında, sahin arasında. Sahin arasında bir yer, evet. Güzel yani hava uygun, güzel arkadaşlar, onu da belirteyim. İnsanı gibi havası da güzel. Zaten her zaman söylüyoruz, Akdeniz'in insanı sıcak kanlı değil mi efendim? Evet. Muhtarım, il merkezine kaç kilometre mesafede Çelebili? 16 kilometre. 16 kilometre evet. Mesafede. Sizi de içme suyu şey yükseldi mi fiyatı? İçme yükseldi, suyu yükseldi, yükseldi. 4.550 kuruş olmuş galiba. Evet, Kasım 1'den itibaren. Evet. 2019. Arkadaşlar Kasım. İşte tüm şehir yasasında olması nedeniyle vatandaşlarımız, köylümüz özellikle ne oluyor? Maddi olarak biraz daha. Aynen. Daralıyor yani. Yeşillik dikemiyoruz şimdi. Evet. Maydanozumuz, nanemiz hepsi suya bakıyor. Evet. Köylü olarak da yani bunları yetiştirmek zorunda oluyoruz. Evet. O zaman alamıyoruz, yok, bulamıyoruz dediğiniz zaman yetiştirmezsek. Evet. Arkadaşlar oysa ki kanun hükmünde kararname çıkmıştı biliyorsunuz. 3 yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan onu ertelemişti. İşte emlak vergisi, su paraları köylerin, dönüşen köylerin 1/4 fiyatına alınacaktı. Evet. Ancak işte buraları 15 kilometre sınırı bir karar varmış galiba, ona dayandırarak demek ki yapmışlar. Onu da belirtelim ama biz köylerin haklarının korunmasını istiyoruz. Aslında birçok muhtarımız da diyor ki köylerimizin tüzel kişilerini geri versin diyor. Tüm şehir olsun, biz tüm Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Başkanı seçelim ama köylerimizin tüzel kişileri kalsın diyor, geri versin. Düşünüyor musunuz efendim öyle bize? Vallahi ben yeni muhtar olduğum için tam ayrıntılarını şey yapmadığım için ama daha önce tabii daha şeydi. Daha iyiydi değil mi? Evet, şeyleri daha iyiydi, avantajları daha iyiydi. Şimdi sınır getirilince problemli oluyor. Evet. Evet arkadaşlar, biz mutlaka bu konuda eğilmesini istiyoruz. Geçen üç dönem muhtar bir kardeşimizle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşılaştık. Dedi ki, abi işlemeniz gereken en birinci konu tüzel kişiliklerimiz verilsin. Evet. Daha önce daha güzel hizmetler yapmıştı. Bu binada köy tüzel kişiliği varken yapmış. Doğru mu efendim? Ne kadar güzel. Angarya ile yapıldı. İnsanların evet, kendi şey çabası. İmkanlarıyla yapıldı. Bir de güzel bir köy meydanı var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hem az önce Musalı Mahallesi'ni ziyaret ettim. İşte oradan Çelebi'ye geldik. İkisinde de güzel meydan var. İçtensem burada köy odalarında genelde kıraathaneleri de var. Oralarda vatandaşlar ne yapıyor? Zeytin hasatında nasıl davranılması gerektiğini veya yaptığını, yapmadığını, verimin nasıl olduğunu birbirine ne yapıyorlar? Aynen. Aktarıyorlar. Aynen. İlaç zamanlarında hangi ilaç sıkacakları ne yapıyorlar? İstişare ediyorlar. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Kaç haneli nüfus ne kadar muhtarım? Burada 150 hane. 150 hane nüfus? Evet. 450. 450 ha, nüfus var. Seçmenimiz? Seçmenimiz 267. 267. Seçimlerde kaç aday çıktı karşınıza efendim? 3 tane adı. Evet. Vaatlerde bulundunuz, beni muhtar seçerseniz işte şu hizmeti yaptırırım gibi. Vaatlerde bulunduğum eski bir okulumuz vardı bizim. O okulun tadilatını halka açacağım diye mesela orayı şey yapacağız dedik mesela. Sosyal alan. Yani sosyal alan evet, hizmeti açsın diye. Bir onu vaat ettim. Diğer eksikleri de yapacağız. Evet. Yolları, dereleri, elektriğin direklerini, eskiymiş mesela bizim direkler 1974 yılında yapmış. Evet, o direkler mutlaka değişmeli. Evet. Az önce korucularda da gördüm. Dedim evet, bu direkler değişmemiş. Hep böyle evet, çürümüş arkadaş artık. 6-7 tane değil. Tek kablo sistemine geçti birçok yerde. Ama bu Akdeniz'in incisi, Mersin'de de biz bu hizmetlerin yapılmasını ne yapıyoruz? İstiyoruz. Evet. Yetkililerden. İl milletvekillerimiz de bu konuda müdahil olmasını istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyu gündeme getirmesini istiyoruz. Doğru mu efendim? Doğru. Yani seçimlerden seçime sadece köyleri, mahalleye dönüşen köyleri ziyaret etmesini istemiyoruz. Yani seçimler bittikten sonra da vatandaşlarımız ne istiyor, ne hizmet istiyor, hangi eksik hizmetler var, bunları gelir kendileri vatandaşın orada da öncülüğünü yapmasını istiyoruz. Muhakkak evet. Değil mi efendim? Evet. Evet efendim. Halkın özel isteği var mı size muhtar seçtikten sonra? Ya işte Ertuğrul abi seni muhtar seçtik, ya köyümüze de şu hizmeti yaptır diyen oldu mu efendim? Şu anda bizim
2000 yıllarında ormanımız vardı. Ormanımızı 1400 dönüm falan orman vardı. Bu ormanı devlete geri verdi bizim önceki muhtar. Bu ormanı geri alıp işte badem, zeytin, ceviz fidanlarını dikip vatandaşa mesela dağıtmayı istiyoruz. Allah izin verirse 2000... Kaç hektar efendim? 1400. 1400 hektar. Evet. Ormana tahsis kaç yılda yapıldı efendim? 2000 yılında mı? Evet, 2000 yıllarında. 2000 yıllarında. Evet, ama muhtar, gelen muhtar bunu şey yaptı. Biz dedi, bunu dedi istemiyoruz. Vatandaşımız şey, mal üstün, tavar koyun üstün. Mera olsun dedi yani. Evet, mera olsun dedi. O da sonradan yasaklandı, tel çekildikten sonra. Evet. Daha sonra da devletimiz bunu yasakladıktan sonra baktı ki orman yangınları falan çok oluyor. Evet. Otlar falan çok büyüyor, hayvanlar girmediği zaman. Bunu yeniden şeye aldı biraz, gevşetti. Evet. Şimdi 2020 yatırımına aldık Allah izin verirse. Vatandaşımıza dağıtılacak. İçine işte ceviz dikilecek, badem dikilip. Zaten aldınız mı yani bunu? Ormandan çıktı mı efendim? Ormandan çıktık zaten. Çıkmış. Mera mı oldu o zaman? Evet. Kızılçam Ormanı değil. Mera oldu. Mera şeyine girdi. Hazine mi, mera mı? Mera olarak yani. Mera olarak. Arkadaşlar, evet. Meralara da şu olsa da ağaçlandırırsa da vatandaşın bir şeyi olmuyor ama biz mutlaka bunların hazineye devredilerek vatandaşlara da bedel karşılığında verilmesini istiyoruz. Doğru mu efendim? Ya 49 yıllığına icarlıyor mesela. Evet, 49 yıllığına da icarlıyor. Evet, icarlıyor. Kiralıyor daha doğrusu. Evet. Ecrimisil ödüyor. Senelik evet bir gelir. %3, %5, %15 ödüyor. Evet. Kazancına göre şey veriyorsun içinde. Evet arkadaşlar, işte biz bunları da örnek teşkil etmesi için soruyoruz. Birçok yerde bu hizmeti vatandaşlar istiyor. Muhtar da ön ayak oluyor veya dolmuyor. İşte buradan bu muhtarımız buna ön ayak olmuş. Doğru mu efendim? Evet. Onun için de kendisine çok teşekkür ediyoruz halkın sorunlarını çözmeye eğildiği için. Evet muhtarım, içme suyu 4 lira 50 kuruş oldu. Vatandaş ondan mağdur. Biz mutlaka bunun da indirilin olmasını istiyoruz. Otobüs hattı geliyor mu efendim? Geliyor, günde 5 kere. 5 defa geliyor. Evet arkadaşlar, onu da zamanında gelmiyordu. Gündeme getirmiştim işte 5 yıl önce buraları ziyaret etmiştik arkadaşlar bu bölgeyi. Onu gündeme getirdik. Otobüs hattı konmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Eski belediye başkanı Burhanettin Kocamaz'a ve şimdi Hizmet Bayrağı değerli olan Vahap Seçer'e de teşekkür ediyoruz. Onun da güzel hizmetlerini bekliyoruz. Evet. Ekleyeceğiniz başka konu var mı efendim? Bizim işte altyapımız, kanalizasyon sorunumuz. Yok değil mi altyapı? Yapık var. Yapıldı evet, yapıldı. Altyapı var. Şey yok, paketleme ve arıtma tesisi mahalleler arasında kaldı. Evet. Biraz daha bunun aşağıya mesela 500 veya 1 kilometreye yakın, 1000 metre falan aşağıya yapılmasını talep ettim aslında da talebe alınmadı, o şeyi tam şey yapmadılar. Yerleşim yeri alınışında kaldığı için mutlaka bunlar aşağıya çekilmeli arkadaşlar. Evet. Kokusundan vatandaşlarımız mağdur oluyor. Onu birçok yerde yaşadık. Geçenlerde Gaziantep'in araban içerisine gittim. Bir aynı muhtar bahsettiği gibi köyün içerisinde kalmış. Evet. Vatandaş kokudan mağdur. Aynen işte. Onun için biz mutlaka bu... Mahallenin içinde kaldı. Evet. Mahallenin içinde kaldığı için bunun mutlaka bir kilometre aşağıya uzatılmasını mescidden istiyoruz arkadaşlar. Evet. Vahap Seçer Başkanımızın bu gibi konulara öncelik vermesini istiyoruz. Sabah bir gün işte ne yapıyor? Belediye başkanlarımız da halk seçiyor değil mi efendim? Evet. Halkın istekleri, önerilerini kim duyuruyor yetkililere? Muhtar duyuruyor arkadaşlar. Evet. Biz de muhtarın sesini tüm dünyaya ve yetkililere duyuruyoruz. Burada en önemli soruların başında da bu altyapı kanalizasyonun fosetli çukurun 1 kilometre aşağıya taşınması istiyoruz, talep ediyoruz. Evet. Başka konu var mı? Artı bizim bu köyün yolu biraz dar olduğu için büyük ağır arabalar geçiyor. Aşağıda şantiyeler var. Bunlar yukarıya mesela maden arabalar çok geçtiği için yolumuz dar. Karşıda bizim bir servis yolu var 2 kilometreye yakın. Altyapısı işte yapılmıştı daha önce geçen dönem. Şimdi oranın asfalt olmasını istiyoruz mesela oraya. Stabilize değil mi efendim? Evet. Karakütük'ten? Kurçeşme'ye kadar. Kurçeşme'ye kadar. Servis arabalar da gidiyor. Öğrencilerimiz şimdi o tarafta seralarımız oldu bizim. Ejder meyvesi, gül serası, hayvan çiftlikleri falan. Onların öğrencileri var. Servis oraya gidip gelirken... Karakütük, Çelebi'de araçlı değil mi efendim? Şimdi Karakütük'le Kurçeşme. Kurçeşme. Evet. Tekrar. Evet arkadaşlar, bu yolda mutlaka stabilize yapılmış, asfaltlanmalı diyoruz. Servis araçları da gittiği için. Çünkü birçok yerde bu servis araçları işte çamurda, olumsuz hava şartlarında kayıyor. Allah muhafaza istemeyen olaylar meydana gelmemesi için bu konuda öğrencilerimizin, çocuklarımız hayat her şeyden önemli diyoruz. Öncelik bu yollara verilmesini yetkililerden, Sayın Vahap Seçer Başkanımızdan istiyoruz. Evet, muhtarımıza da
Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi aracılığıyla halkın sesini tüm dünyaya ve yetkililere gazetemiz aracılığıyla duyurduğu için teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun muhtarım. Allah razı olsun.